En büyüğü bir işe daha geldi. Öyle hatırlıyorum. Budur ya. Allah sen de geldin. Adam biri geldi, bakan yok. Ben de değilim. Konya'nın Karapınar ilçesinde Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralindeyiz. Ve yanımızdaki Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu var. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla böyle devasa bir projenin açılışı gerçekleşecek. Neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz. Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralindeyiz. Konya'nın Karapınar'da tamamının mutluluğu içerisindeyiz. Burası 20 milyon değerini tamamen yitirmiş. Arazi, güneş enerjisini takip ediyoruz. Işığını takip ediyoruz. Bu paneller tracker sistemine sahip. Güneş enerjisini, güneş ışınlarını günlük takip ediyoruz. Bu yüzden tamamını Türkiye'de yer ürettik. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyoruz. İnşallah biraz sonra kendisi bağlanarak açılışımızı gerçekleştirecek. Ve tamamen yer üretimi olan Türk mühendisleri ülkemizde üretilmiş yüksek teknoloji ürünleri burada tamamlamış olduğunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla, biraz sonra Sayın Bakanımızın da buraya teşrif etmesiyle açılışımızı gerçekleştireceğiz. Ben tüm yeşil enerji, çevre aktivistlerine ve düşünürlerine ülkemize, ülkemize bu yeni enerji yatırımının hayırlı olması diliyorum. Çünkü burada iklim değişikliği anlamında çok ciddi bir katkı sunan bir santral var. Bu santral 3 milyon ton karbon ayak izinin silinmesine katkı sunacak. Bu santral iklim aktivistlerinin ortaya koyduğu sıfır emisyon hedefine çok ciddi bir katkı sunacak. Bu santral senelik 3 milyar kilowatt saat temiz enerji üretecek. 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacının aynı zamanda karşılayacak üretim kapasitesi. Bu önemli, değerli yatırım ülkemize, milletimize, temiz çevreye ve yeşil enerjiye hayırlı olmasın. Ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak devam ettiğini görüyoruz. Enerji Bakanlığımızın yaka yatırımları ve bizim buradaki santral gibi farklı viraj falan çok ciddi viraj şehir bölgesinde çok ciddi yenilenebilir enerji yatırımları yapılıyor. Enerji yatırımları 2 milyon ulaştı rüzgar enerjisi. Hakeza öyle. Enerji yatırımları ülkemizin aslında alımsız enerji üretimi. Yani kendi elektriğini, kendi tükettiği enerjiyi kendisi üreten bir ülke haline gelmemiz aslında artık son adımlar ve sonuçları ülkemize, milletimize, doğamıza hayırlı olmasın diyebiliriz. Biz Cumhurbaşkanımızı Temel Aklı'na da yine bakanlığımızı buradan Cumhurbaşkanımızı Ankara fabrikadan bağlanmıştı. İşte 2,5'den bağlanacak. Bizim için çok değerli, çok önemli. Kendisi verdiğimiz sözü yerine getirmiş olmanın da mutluluğu içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimiz gibi süresinden bir sene önce santralimizi tamamlayıp ülkemiz enerji sistemine açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza heyecanla bekliyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur efendim. Evet, Konya'nın Karapınar ilçesinden Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralinden aktardık. Sözü tekrardan size bırakıyorum. Abi kameranın önündesiniz şu anda beyefendi. Görüntüdesiniz şu anda. Oradan duracaksın abi. Anadolu'yu
gerekir. Keşfimiz haftalarda. Deniz kuvvetlerimize teslim edin. Tamam. Bizim diyor manzaralarda bulunuyor. Problem yok. Ne yapacağım? Şey yapıyorum. İyi yapıyor musun? Meral Hanım mı var? Masayı bir bırakır gider. Sonra tekrar gelir. Tekrar gider. Masanın altında olanlar var. Yetmedi şimdi iki tane de belediye başkanı aldılar yanlarında. Onlarla beraber yola devam ediyor. Ama onlar handellerinde petrol kuyularını bunun için açıyor. Allah'ın dostum. Attığımız tüm bu adımların olumlu neticelerini de artık tek tek alıyor. Üretebileceklerini sananların yüzleri Karapınar'a gelip görüntü bu tesisi gördüklerinde umarız biraz kızarır. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Karapınar ne hale geldi bak. Buğday tarlası değil ya. Bunların hepsi panel, panel. Evet Fatih Bey. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Hazır mısınız? Hazırız. Bugünün anısına kordeleyi kesenler makasları da hatıra olarak kendilerinde kalacak. Ya Allah! Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci canlı bağlantımızı Savunma Sanayi Başkanlığı projesiyle MBG firması tarafından üretilen 8x8 zırhlı kurtarıcı araçların kara kuvvetleri komutanlığına teslim için organize sanayi bölgesine bağlandı. Teslim belgesini Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın İsmail Emin kara kuvvetleri komutanlığı temsilcisine takip edecektir.